Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Azelza Minecraft oyunlara hoş geldiniz. Daha doğrusu Azelza Minecraft oyunların 4. bölümüne hoş geldiniz. 2 gündür video çekmiyorum işte. Haliyle unuttum nasıl girdiğimi. Yani 2 günde bile unutabiliyorum, öyle bir yeteneğim var. İşte burada kalmışız. En son madenlerde dedik. Benim telefonum çalmıştı. Ah, Creeper. Lan! Oh be. Az önce de Olcay adlı bir arkadaşımla Adventure Map oynuyorduk. Video çekecektik de çok fail oldu. Yani çekemedik videoya. Acayip kötü oynadık, yani öyle böyle değil. Halle videoyu durdurduk ve çıktık, daha sonra çekeceğiz. Sonra bugün konuşmam gereken bir iki konu var. İlk olarak bildiğiniz gibi video çektim. Ne videosu? Minecraft'i nasıl oynarsınız? Öyle bir video çekmiştim. Video çektikten sonra bana rahat bir 7-8 tane mesaj geldi. Link at diye. Link istediler benden. Herkese tek tek videonun anlatımında linki koyduğumu söyledim. Ama inatla linki bulamadım diye bana direkt yani kısaca sövdünüz. Yani söven arkadaşlar var. Tabi herkes sövmedi, o ayrı. İşte videonun altında arkadaşlar linkler var, Mediafire diye. İndirme linki diye bir de büyük harflerle yazdım. Hani lütfen bana sormayın. İkinci olarak Facebook sayfamı açtım. Facebook sayfamda işte yeni oynayacağım oyunlarla ilgili yeni videoların ilk çıktığında Facebook sayfamda paylaşıyorum zaten. İşte her şeyi Facebook sayfamdan takip edebilirsiniz. Yani konuşamıyorum, biliyorum. Sanırım bu kadar. Bu arada bu madenleri şimdi inmek istemiyorum daha ilk bölümlerden. Şimdi şey yapmak istiyorum. Neydi onun adı? Tarıma başlamak istiyorum. İşte yiyecek yetiştireceğim. Sonra hayvan çiftliği falan yapacağım. Buradan girmişiz bu arada. Bu işaret kulesini hatırlıyorsunuzdur. Bu arada videomu heyecanla bekleyen birkaç kişi var şu an. İnşallah sayısı artar ama. Yani sırf onlar için çekiyorum şu an bu videoyu. Çünkü daha sonra çekecektim. Saat şu an 10 geçiyor. Fenerbahçe'yle 3-0 yeniyormuş zaten. Sevindim yani koyu Fenerbahçeli olarak. Tam saçmaydı. Kusura bakmayın. Her neyse. Ben neredeydim? Yine kayboldum. Çok güzel. Harika. 10 numara. Müthiş. Süper. Neredeydim ben arkadaşlar? Çekmekleri iyiyim ya. Recep Evedik gidiyor. İnşallah yine kaybolmam. Videoyu durdurunca çok son oluyor. Evet, hatırladım burayı. Yine burada kaybolmuştum daha önce çünkü. Buraya bir daha kule yapayım. Bu taraftan diye. Bu taraf ya, şu taraf. Tamam, oldu böyle. Her neyse. Büyük ihtimal buradandı. Yani öyle hatırlıyorum. İnşallah doğrudur, rezil olmayız. Heh, şu ağaç. Şu ağaç beni kurtaran şey oldu. Bu arada çok iyi bir fikrim geldi. Fikrim geldi, evet. Şurayı bayağı büyüteceğim. Nasıl olacak diyorsanız izleyin. Bana bol bol septik lazım. Bir de merdiven lazım. Kalsın artık. Ağacın üstüne tekrar ağaç falan dikeceğim. İşte öyle değişik bir fikrim var. Biraz merdiven yapayım. Lazım olacak çünkü. Bu arada en kısa sürede çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Bu evde daha fazla kalamam yani. İçim kararıyor bu evi gelecekçe. Şunlar erisin bu arada. 3 pardon. Şunları hepsini atmak istiyorum. Gereksiz çünkü. Bana 4 lazım.
Dört barda şu toprak, üstüne çimen olan falan. Ben ne yapıyorum ya? Çubuk lazım bana. Ne yaptım ben ya? Tövbe tövbe. 27 tane yeterli. Neyse. Neyse. Evet, neyse. Neyse arkadaşlar. Allah Allah. Hiç hep düşmedi. İstemesem 50 milyar tane düşer şimdi. Nerede bu ağaç? Tövbe estağfurullah. Başımıza taş yağacak. Ondan sonra aklıma gelen bir şey var mı? Evet, 15 dakika sınırını açtım arkadaşlar. 15 dakikada uzun video yükleyebiliyorum artık. Biraz daha rahatım. Kronometre bile tutmadım yani, o kadar rahatım. Ya işte bu kötü oldu. Lan stepping düşsene artık. Evet, zafer. Victory. 3 tane oldu. Tamam. Bir tane de jungle'dan alalım. Tabi olsaydı bir tane balta yapmak istiyorum. Baltayı iron'dan yapacağım bu sefer. Tabi. Görmemişin iron olmuş. Almış. Bir şey yapmış yani. O kadarını girmeyeyim. Kısaca monte etmiş diyelim. Anlayan anlasın. Şimdi sapling alalım biraz. Şu ağacın üstünde bir tane daha ağaç olacak yani, öyle düşün. Çok büyük ağaç olacak. Kısaca. Ne böyle normal hareketler yapıyorum anlamadım. Hadi düş. Düş hadi bak. Bizi yorma. Bir tane setlink istiyoruz alt tarafı. İstemesek 50 bin tane koyarsın. Bu arada sürekli mikrofondan uzaklaşıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Çok fazla girmek de istemiyorum. Nefesim duyuluyor. Onu çözemedim bir türlü. Alışamadım. Derin nefes alırken falan mikrofondan uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu arada geceliğin. Ormanda geziyorum. Bir dakika. Peaceful değil mi? Değil. Allah Allah. Neyse. Hadi ama. Seninle hiç uğraşamam. Hayvan gibi arasın. Bu arada bazı arkadaşlar kedim hakkında sorular sormuş. Kedimin adı Smile arkadaşlar. 5-6 aylık işte. Bir ara fotoğrafını koyarım face'e. Tekir beyaz, karışık. Mühürlü. Öyle. Kedi. Kendi halinde takılıyor. Sapling fakir çıktık arkadaş. Bir sapling çıkmıyor. Sapling çıkmıyor çıkmıyor dedik, inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Aa çıkmış lan. Za XD XD diye güleceğim. Videoyu izlemeyi bırakacaksınız biliyorum. O yüzden gülmüyorum. Sadece söylemiş oldum. Kusura bakmayın. Bu önde işte dediğim gibi tarla yapmayı öğreteceğim. Tarlanın ne işe yaradığını öğreteceğim. Tarlayı nereye yapacağım? Henüz onu hala karar vermedim. Şuraları böyle yapalım. Orada şunların üstüne tırmanabiliyoruz. Şu gördüğünüz sarma ışıkların. Allah Allah, çıkamıyorum buna. Neden çıkamıyorum?
Onun tam ortası neresi şimdi? Şurada şeye başlıyor. Tamam, şu bir köşesi burası. Ya setlink almayı unuttum tüh. Bu arada yaptığım şeyi Kaptan Spark hızdan öğrenmiştim. Videoları İngilizce ama tavsiye ederim. Hop. Şöyle bir artı yapalım. Uyumak istiyorum diyecektim de. Yakında canavar varken uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun. Aksiyona gireceğim. Hepsini pataklayacağım şimdi burada. Tamam. Allah 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 kaç. Aha indirmen kaç. Bu arada ilk videom 350'ye yakın sanırım izlenme oldu. Bir de 50 subscriber'ım oldu. Teşekkür ederim hepinize. O ne be? Sapling mi? Yok. Seed. Seed'e çok ihtiyacımız olacak şey yaparken. Tarla. Çünkü tarla seed'den yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci ağacı da çıkardık onun üstüne. Tamam, bu kadar yeterli bize. Ya da canımız gitti. Ah, iyi, ya, iyi ki aşağı düşmedik. Enderman öldürmek istiyorum ben. Gel 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 canım gel gel gel. Işınlandın da ne oldu? Işınlanıyorsun da ne oluyor şimdi? Erkek gibi dövüşsene it ol it. Enderman özelliği arkadaşlar hem blok çalıyor hem de ışınlanıyor. En çok korktuğumuz bosslardan biridir. Ama boss diyorum canavar. Tabi Creeper kadar değil. Hiçbir zaman olamaz Creeper. Hiç kimse Creeper'ın yerini tutamaz. İlk göz ağrımız Creeper. Heh be. Ender Pearl düştü. Onunla oyunun boss'unu öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ejderha. O da çok zor. Yani rahat bir 20 bölüm sonra o kadar kesecek düzeye gelebilirim. Ejderha'yı. Ama onun için de bir rehber çekerim. Neyse bol bol 4 lazım bana. Biraz kazayım giyeyim. Şimdi aslında yer altına yapmak istiyorum. Ya sen patlasana ya. Neyse patlama. Tarla yaptığımda bölümü bitirebilirim. Çünkü çok yorgunum bugün. Ve biraz huysuz demeyeyim de nasıl diyeyim ya. Kahvaltıda çayla bisküvi yiyince tabi annem evde yoktu. Bütün günüm kötü geçti. Oha o ne öyle. Parti yapıyor skeletonlar. 4 tane birden. Oha artık ama. Ama oha artık ayıp. Erkek olun lan biraz. Gelin lan buraya. Çıkışa gelin lan. Gelin lan buraya. Yanım bakayım. Bu arada skeletonlar sudayken yanmıyor arkadaşlar. Ben kova da yapacaktım bak unuttum. Heh, bu saatleri öldürür şimdi oyunu. Birbirlerini öldürdüklerinde müzik CD'si gibi itemler çıkabiliyordu en son. Yoksa Creeper'da mıydı o sadece? Bilmiyorum her neyse işte. Ama daha iyi oldu yani birbirlerini öldürmeleri. Uğraşmıyorsunuz. Sıfır emek. Kova yapacağım bu arada unutmadan. Kova su, lav gibi şeyleri taşımanızı sağlıyor. Özelliği o kovanın. Şuradan biraz dört çalayım. Dört bu işte arkadaşlar. Bilmenler için. Şunlar kum, sand. Sarı şeyler. Pistonlu bir sistem yapmak isterdim ama. Şimdi redstone'um yok. Redstone mu var gerekli. Onu da bulurum yakında. Zaten burada çok kalmayacağım gibi. Ben bir şey yapayım da. Şu seedleri falan hepsini tek seferde yok edelim. Tamam. Kova şöyle yapılıyor arkadaşlar. Çok kolay. Kova. Orada 2 mini items açık kalmış. Neden ben de bilmiyorum. Yeni fark ettim.
Adventure map oynarken itemlerin kodları olmak zor oluyordu. Ben de too many items yükledim. Kolaylık olsun diye. Yani kullanmıyorum burada, yanlış anlamayın. Gördüğünüz gibi su hepsini yok etti onları. Yine bir sessizlik oldu. 14 tane sil şimdi bana yeter. 7'ye 7 yapar. 8'e 8 miydi ya? Unuttum. Beğenirim şimdi. Şuraya yapmak istiyorum tarlamı. Şu dörtlerimi alayım. Bu arada arkadaşlar yeni oyunlara başlıyoruz. Team Fortress 2'yi bugün çekecektik arkadaşım Olcay'la ama şöyle bir sorun çıktı. Çok lag oldu ve boş server bulamadık. 6, 7, 8. 8 sanırım ya. Neyse. Bakalım, bırakalım buradan suyu. Tamam, şuraya gelecek. Çapa yapmayı unuttum arkadaşlar. Çapayı da göstereyim nasıl yapıldığını. Niye ayrımdan yaptım ben çapayı ya? Allah Allah, ne birleşmedi acaba? Şimdi ben tamam. Neyse. Sekiz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Arkadaşlar tarım yapmak için az önce gösterdiğim gibi çapa yapıyoruz. Çapayla böyle her yeri işliyoruz. İşliyoruz, bu kadar. İşledikten sonra elimize seed'imizi alıyoruz. Tohumu. Buraya diziyoruz hepsini. Ne kadar varsa dizin. Bunlar zamanla büyüyecek. Biraz daha lazım bana. Ben bir sınırsız su kaynağı yapayım diyecektim de gerek yok şimdi. Çapayla falan kazınca daha çok geliyor mu acaba şey? Seed. Vay be, neredeyse. Bayağı fark etti yani. Benim gördüğüm. Çapamla çok hızlı bitecek ama. Vay be, bayağı çıkmış. Özellikle bu arkadaşlar verimsiz toprak şu an. Çünkü su buna daha işlememiş. Bu da verimli toprak oluyor. Da ben tam su yapayım ya. Dengelenme suyu hoşuma gidiyor. Şu aradan su aldığımızda su gitmiyor. Bu arada size sınırsız su kaynağını da göstereyim. Ne kadar su alırsanız alın. Hayır. Heh. Ya. Oradan su eksilmiyor hiçbir şekilde. Beş tane daha gerekti bana. Bir yandan televizyona bakıyorum arkadaşlar. Her neyse işte burada gördüğünüz gibi bunlar büyüyor. Zamanla şöyle evreleri var. Ama bu evreleri geçmek istiyorsanız bomb yıl alın. Sağ tıklayın, direkt büyüsün. Yani kısa yol. Şimdi arkadaşlar bu tam hali. Sakın bu hale gelmeden tohumları toplamayın, boşa gider. Bunu böyle aldık mı bize tahıl gelecek.
Gördüğünüz gibi hem tahıl hem seed geliyor, tohum. Hepsini toplarım ben. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 15 tane seed vardı. Toplarken 23 tane oldu. Böyle seed daha fazla geliyor yani toplarken. Tabi gelişmişken. Gelişmeden toplarsanız çoğalmaz. Böyle arkadaşlar neydi onun adı? Karpuz, bal kabağı gibi şeyleri de yetiştirebiliyoruz. Ama onlarınki biraz daha farklı. Bu yüzden şimdi gördüğünüz gibi wheatlerimiz var. Wheatler hayvancılık için gerekli. Bir de ekmek yapmak için. Kurabiye yapmak için falan. Kurabiye yapmak istiyorum ben ya. Kurabiye yapacağım arkadaşlar şimdi. İki tane tahıl gerekli sanırım. Gerçi gerek yok ya. Bol bol tahıl var sonuçta. Bir de kakao. Şimdi iki tane şunu şöyle diziyoruz. Kakaoyu bu arada sadece zindandan bulabilirsiniz. Bize 8 tane kurabiye veriyor. Gayet yüksek bir rakam ama kurabiyeler çok az can veriyor. Şimdi çok karışık yine envanterim. Bir dahaki video başlamadan önce düzelteceğim. Sen sınırsız su kaynağını gösterip bitirmek istiyorum videoyu. İlk olarak bize 4 karelik bir alan lazım. Veya şöyle 3 karelik. Arkadaşlar böyle büyük bir yerden su alıyoruz. Bir köşeye şöyle koyuyoruz. Sonra bir tane alırız, bir köşeye böyle koyuyoruz. Ne kadar su alırsak alalım, biz su orada sürekli kalıyor gördüğünüz gibi. Ne kadar alırsam alayım, sabah kadar alayım, sürekli gelir yani su bana. Allah Allah. Ha. Su koyduğum için galiba bir bug oldu. Her neyse, bir de diğer yöntemleri bir köşeye şöyle koyuyoruz, bir de böyle koyuyoruz. Yine sınırsız su kaynağımız olacaktı. Tam ortadan almamız gerekti. Tam ortada bunu aldığınızda sınırsız su kaynağı oluyor. Yani ne kadar isterseniz su alabilirsiniz oradan. Arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar. Bu sanırım bölüm 4 oluyor. Evet, bölüm 4. En kısa söylediklemeye çalışacağım. İnşallah yine 20 kere uploadlamak zorunda kalmam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Ondan başka... Lan... Facebook sayfamı beğenirseniz sevinirim az önce söylediğim gibi. Facebook sayfamdan çünkü her şeyi kontrol ediyorum genelde. İşte mesajları falan. Bu videonun çok uzun oldu. İki parta bölür müyüm bilmiyorum. Bölmezsem iyi olur aslında ama. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.